Merve ile Yorumsuz Kıyafetlerin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yine sizler için internette yorumu olmayan kıyafetleri seçtim. Biliyorsunuz ki internetteki kıyafetler böyle gözükse bile böyle çıkabiliyor. Bu yüzden bugün sizler için bu büyük görevi üstlendim ve internetteki yorumsuz kıyafetleri satın aldım. Ve yine bugün birbirinden özel jürilerimiz var. Size onları tanıtmak için çok heyecanlıyım. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Asi Huang, Kore'de geri dönüşümle ilgileniyorum. Bildiğiniz gibi geçen bölüm birkaç sorun çıkmıştı. Seviye çok yerlerde Merve Hanım. Ben takıyla ilgili hiçbir şey yok. Siz nasıl? Niye varsınız geri o zaman? Geri dönüşümle de ilgili hiçbir şey yok. Var, siz niye varsınız? Var. Bunlar hepsi nerede? Geri dönüşüm. Eski giyilen aynen, geri dönüşüm kıyafet... iade gidecekler. Eski giyilen kıyafetleri yapılmış bunlar. Sonra işte bir daha gelmem diye Merve Hanım'a mesaj ilettim. Sonra dedi ki bir dürüm ısmarlarım, yani Adana dürüm. Sonra ben de işte boğazımı tutamayıp mecbur kaldım. Geldim yani. Bu kadar. Umarım bizi şaşırtabilir bu bölüm. Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Çanel. Kendime ait bir markam var. Yurt dışından çanta ithal ediyorum. Adı Çanel markamın. Aynı zamanda astrolojiyle ilgileniyorum. Astroloğum. Bugün Selin Hanım'ın yerine geldim. Kendisi yurt dışı seyahatine çıktı. Çok yoğun biliyorsunuz. Bu elbise de kendisinin kreasyonundan. Onu anmak adına buradan sevgilerimi gönderiyorum. Buraya böyle büyük bir heyecanla geldim. Eminim çok güzel şeyler deneyecek. Umarım tabii hüsrana da uğramayız. Asli Bey biraz tedirgin etti beni ama ben Merve'ye güveniyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Angelo. Bildiğiniz üzere İtalya'da takı tasarım uzmanıyım. Gördüğünüz üzere Merve Hanım'ın tokalarını ve boyundaki kolyeyi de ben getirdim. Geçen programda söylemeyi unutmuşum. Ben Candora'da takı tasarım işleriyle ilgileniyorum. Bu şekilde Merve Hanım'a başarılar diliyorum. Bakalım bize güzel giysiler sunabilecek mi? Ahmet Bey, yalnız o Pandora olmasın? Asli Bey, program de... başladı. Başladı, dakika bir oldu, hemen başladınız üstüme gel. Seviyemizi bozmayalım lütfen program boyunca. Açın. Wow. Ben çok beğendim. Gerçekten bu teğmeme rağmen. Evet, bir tık uzun olmuş. Bir evet. Tık değil, iki tık. Üç. Üç tık uzun. Ben bu kadar uzun olacağını düşünmemiştim. Rengi çok yakışmış. Renk, tasarım çok hoş. Rengine ben hiç katılmıyorum. Çok kötü rengi bence. Çok kötü mü? Evet. Aksine bence rengi tenine çok yakışmış. Üstündeki crop da çok güzel olmuş. Bir dönebilir misin? Arkası da çok güzel. Merve Hanım, nereden buldunuz bu kıyafeti Allah'ınızı severseniz? Çöpten mi aldınız? Niye o kadar dedin? Üstü böyle kirlenmiş, yırtılmış. Bu ne ya? Çöpçü müsünüz, nesiniz Merve Hanım? Neresi? Siz geri dönüşümden hiç anlamıyorsunuz Ahmet Bey. Bunlar, takılar çok güzel. Bunlar... Takılar güzel ama... Takılar nerede gözükmüyor. Ben takı göremiyorum. Bu kadının boyu da uzun gözükmüyor, tamam mı? Etek boyuyla bunun alakası var mı gerçekten ya? Crop da orada daha uzun, sende kısa. Evet yani. Oradan alıp oraya mı eklemişler? Böyle olsaydı. Böyle çok daha güzel oldu. Bununla bir alakası yok yani, bu kıyafet bence iade. En büyük sıkıntı baskı çok kalitesiz, eteğin boyu alakasız. Merve Hanım, bunun fiyatı ne kadar onu da bir söyleyin. Bu ürünümüzün fiyatı ne kadardır sizce? 200 lira. Bence ücretsiz çöpten aldınız Merve. Yok, abartmayın. 450. Çöp. 579.99 kuruş. Benim bu kıyafete tek beğendiğim bir şey var, o da tokalar. Asi Bey, bir fotoğrafımı çekebilir misiniz rica etsem? Şimdi ikinci fotoğrafı çek. Bir de şunu çek. Diyorum ki eteğin kesinlikle fotoğraftaki boy ile alakası yok. Baskıları çok ucuz duruyor. Dikişleri yamuk. Bence 3 bile fazla bu arada buna. 2 mi versem ya? Tavsiye etmem yani. Değerlendirdim. Yani diyecek başka bir şey yok. Bir şeyler daha demek isterdim buna. Özel çaba sarf etmek isterdim. Güzel çıkacağını düşünerek almıştım ben bunu. Aşırı yani gerçekten çok havalı gözüküyordu falan böyle. Belki hatta giyerim falan diye düşündüm ama şundan sonra diğer kıyafete geçelim. Açın.
Wow, çok şık. Bunu da sizin için giydim. Yani ayakkabılar çok hoş. Tabii bunlar kombinin içerisinde yok arkadaşlar. Sadece etek. Bu arada short etek kendisi. Short etekleri sevmiyor musunuz? Yo, ben eteği çok sevdim de. Hani Ahmet Bey'in işine karışmak gibi olmasın ama... Evet, o belindeki şeyi sevemedim. Ama sana etek çok yakışmış. Çok güzel görünüyorsun. Fiziğini çok böyle güzel göstermiş. Boyu tam böyle çok güzel. Kesimi de hoş. Duruşu da hoş. Sadece o kemeri ben sevmedim. Ama Ahmet Bey'e bırakıyorum tabii ki asıl yorumu. Zeynep Hanım, Candora gördüğünüz üzere marka olarak Candora marka olduğu için çok seviyorum. Çok Candora'yı. Güzel bir ürün. Evet, bayıldım. Çok güzel görünüyor. Etekle birlikte. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Bu Zeynep Hanım'ın, Chanel Hanım'ın de aynı şekilde... Candora koleksiyonumuzda. Evet. Bir şekilde. Ahmet Bey yeter artık, yeter. Burası bir kombin program yeri, takı değil. Sabahtan beri burada reklam yapıyorsunuz ya. Sakin ol Nasi Bey, bakın Merkür Retrosu var. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Bu böyle biraz daha kısa. Bir böylesi var bunun yani. Yani kızın buraları gözüküyor yani, baldırları burası gözüküyor kızım. Beni sinirlendirmeyin bak üreticiler. Şu şopu biraz azaltın. Şunları ne kadar böyle güzel dizilmiş, böyle düzgün bir şekilde duruyor. Laf ettirmem takılarımı. O takıyı hiç beğenmedim. Takımı artık ona hiçbir şeye benzemiyor. Lütfen. Onun yerine böyle kemer takarsan daha şık duracağını düşünüyorum böyle. Merve Hanım çok güzel olmuş. Ben bayıldım. Özellikle ayakkabılar çok güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden 10 veriyorsun, evet. Çok iyi. Ben takıya 10 üzerinden 1 veriyorum. Bence 100 lira değerinde yani. Bu da çok dandirik kundirik. 100 lira benim için değeri ama 329 lira 99 kuruş. Ne? Yani. Bence etmez. Kesinlikle değer yani. Al boynuna tak. Al boynuna tak. Neymiş arkadaş ya? Koptu. Koptu. Elimde kaldı. Markama zarar vermek için yaptınız. Zarar vermek değil. Kalitesiz olduğunca elinde tutunca kopuyor zaten. Candora'nı böyle boynuna tak. Böyle de bir havası oldu yalnız. Buna güzel bir kemer de takabilirsin. Şimdi ürünü değerlendirecek olursak, yani ben kumaşını pek beğenmedim. Bir tık uzun, hani şurada olması gerekiyormuş gibi bir hissiyat veriyor ve takısı koptu zaten. O yüzden 2 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? Ben 5 üzeri 4 veriyorum. 4? Evet. Yani ben 5 üzerinden 1 veriyorum. Güzel dedim. Sen çok güzel olduğun için, güzel taşıdığın için. Ben eteği hiç beğenmedim. Çok kalitesiz, çok basit duruyor. Ama takıya bayıldım gördüğünüz üzere. O yüzden takıya 10 puan, elbiseye 0 puan veriyorum. Şey, o zaman ben bir takı alayım Ahmet Bey. Arkasını da çekelim. Eteğin boyu fotoğraftaki gibi durmuyor. Takısı koptu. Fiyatını hak etmiyor. Paylaştım. Ve bir sonraki kıyafete geçelim. Neyse, yorganımız, çeyizimi aldığım yorganım arkadaşlar. Bu benim çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Merve Hanım, onu çeyizinize mi aldınız? Çeyizimi aldım Ahmet Bey. Mis gibi kokuyor ya gerçekten. Anneannem, babaannem gibi kokuyor. Of var ya, yanarsın. O ne ya? Yanarsın. Nereden geliyor ki bu? Kendimi içinde oyuncak gibi hissettim ya. Bakayım şapkası nasıl takılıyor. Böyle oldu. Aa, şapkasıyla da çok güzel oldu. Ben bayıldım. Renkler çok tatlı, sana çok yakıştı. Bu kombinle de oldu. Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Ona rağmen çok beğendim. Ürün kendisi çok güzel. Bir dokunabilir miyim? Kalite kumaş ya. Yine be, yanarsın bununla. Cayır cayır. Cayır cayır zaten şey dedim ya. Bu çok kaliteli Meryem bir şey. Kuzu bu. Çok merak ediyorsunuzdur bu ürünün fiyatını. Söylüyorum. Söyle bakalım. 1850 lira. Şu an üzerimdeki kıyafetin fiyatı 1850 lira. Ben şimdi bu güzel oluşun sebebini anladım. Ben bence işçilik eder. İçin eder, evet. Ben de diyorum evet. Gerçekten kışın mont yerine bunu giyebilirsiniz ya. Bunu arkadaşlar aranızdan birine
vereceğim. Gönlümden koptu ya. Bunu vereceğim. Normalde iade etmek için elimden geleni yapardım 1850 lira geri almak için. Ama videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben önceki videomdaki kıyafetleri de beğenen arkadaşlarımıza yolladım. Bu videoda da aynı şekilde kıyafetleri yollamayı düşünüyordum. Özellikle şu an üzerimdekini size göndermeyi çok istiyorum. Ama bunun için sizden bir şey isteyeceğim. Öncelikle videoyu beğenip bana abone olmayı unutmayın. Ardından tekrar benimle iletişime geçebilmeniz için de Instagram'dan beni takip etmenizi isteyeceğim. YouTube'da en etkileyici yorum yapan arkadaşımıza da bu üstümdekini göndermek istiyorum. O zaman devam edelim. Gerçekten yanıyorum. Asi Beyciğim bir fotoğrafımı çekerseniz. Evet, çek. Arkasını da çek. Gerçekten çok kalın kışlık mont olarak giyebilirsiniz. Çok kaliteli, çok beğendim. Evet, gerçekten görseldeki ürünün birebir aynısını nasıl yaptınız? Nasıl ya? Helal olsun ya. Değerlendir diyorum. 5. 5 de benden. Ben de 5 diyorum. Yani 5 puan verdim, harika. O zaman diğer ürüne geçelim. Açın gözünüzü, açın. Oo, Yunan tanrıçası mısınız Merve Hanım? Bu biraz, bu modeller güzel oluyordu normalde. İlk üstümdekiyle ayağımdaki aynı yerden geldi. Diğer ürünler çok pahalı, ucuz bir şeylere de bakalım deyip ucuz şeylerden seçmeye çalıştım. Şimdi fiyatlarını söyleyeceğim. 95 lira. Gerçekten uygun. Ama şu neden böyle sallanıyor? Böyle bir alakasızmış gibi, hani bununla üstümdekiyle bağlantısı yokmuş gibi böyle bir bol yani. Ayağımdaki de 165 lira. Yani gerçekten böyle bir sandaleti 165 liraya alamaz. Yok yani bu. Sadece bu var. Bu da mı biraz ayağımı acıtıyor şu an. Zeynep Hanım bir gelir misiniz ya, sizinkine de bakalım. Bir Zeynep Hanım'ınkine bakın. Farka bakar mısınız? Şu görüntü farkına. Ama gerçekten alınabilir mi? Alabilirsin. Kesinlikle alabilirsin. Gerçekten fiyat performans yani. 165 liraya alabileceğin güzel bir sandalet olabilir. Ben seni çok beğendim her zamanki gibi. Üzerindeki kıyafetin, dönebilir misin şöyle bir? Yok. Çok kötü. Renk çok yakışmış, renk çok güzel ama gerçekten olmamış. Gelebilir misin? Dokunması bir dokunabilir var. Miyim? Çok kötü. Yok ya. Çok rahatsız duruyor zaten. Direkt diyor ki ben çok rahatsızım. Merve Hanım, evet. Ayağınızı halatı dolamışsınız, gelmişsiniz. Üstünüzdeki elbise de hiç beğenmedim. Böyle kemer gibi sonradan eklenmiş gibi. Çok kötü. Allah'ım. 0 puan. İkisine de? İkisi de 0. Ben de 1 veriyorum. Aa. İkisine de. Ben de maalesef 1. Gerçekten. İkisi de bir. Evet. Vallahi. Takisi bile yok. Fiyat performansı olduğu için ben 3 vereceğim. Aslında görüntüsü güzel ayakkabının. Evet. Hani pek rahat değil. Şöyle ve böyle fotoğraf çeken insanlara da çok gıcık olurdum. Yukarıdan ayağım patates gibi gözüküyor. Çektim. Bir de yandan alalım. Çektim. Teşekkür ederim. Birazcık kaba duruyor ama tam bir fiyat performans canavarı. Birleşme yerleri ayağı acıtıyor. Bu kadar yani. 3 veriyorum ben. Tamam, hadi sizin için 2 verdim hadi. 2-2. 2 iyidir. Tamam. Ama şimdi size bu fotoğrafını da ben göstermek istiyorum. Bu abla da hani çok büyük bir egzantrik fark yok yani. Sebebi neydi ki? Hani şunun sebebi. Ama mesela bu, biraz daha dar yapması bak, lazım. Bu abla da mesela bu düşmüyor. Evet, sırtını da çekelim. Çektim. Kötü değil bence. Beldeki ip çok bol olmuş. Tam oturmuyor. Benim buna puanım 3. Yani üsttekine 1 mi veriyorsunuz hepiniz? Merve Hanım 0. Üsttekine ben 2 veriyorum. Ben de 1. 3 veriyorum o zaman. Rengi de bence gayet güzel. Ama ya bir tık terletiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Geçelim mi? Açabilirsiniz. Wow. Beni ilk defa ceketle görüyor olabilirsiniz bu arada. Evet, evet. Ve çok yakışmış. Evet. Gerçekten. Çok yakıştırdım. Gerçekten bir İtalyan ceketi olmuş. Çok eline çiçek de çok yakışmış. Evet. Kafandaki tokalarla uyuşmuş. Evet. Çok güzel görünüyorsun. Ama bir tık ütüye ihtiyacı var. Bu arada bunu tesettürlü bir takipçim önerdi. Önceki videoda bunun hakkında yorumlar gelmişti. Ben dedim ki ama bana hiç yollamadınız. Bunun üzerine bir tane takipçim dedi ki Merve ben bunu istiyorum deyip bunu gönderdi. Çok güzel bence. Mesela şey, hani bunu sadece tesettürlüler değil de hani bunu mesela etekle de kombinlersin.
giyersen bence çok şık ve tatlı durabilir yani. Ben bunu giyerim yani. Açalım tekrar. Bu arada bunu yollayan takipçim şunun için yollamıştı. Bu ürün sitede gri. İsmi gri. Işıkta gri gibi de duruyor. Bir çözemedim ben rengini gerçekten. Ama güzel olduğu kesin yani. Ama önü açık kullanılmaz herhalde bu. Şu yakası bir tuhaf ben duruyor. Efendim çok güzel ütülenirse çok güzel kullanabiliriz. Çok güzel. Çok beğendim. İtalyan'ı onarı oldum yani. Asi Bey bugün hiç konuşamadı çünkü açık kıyafetler yok. Yok konuşuyorum. Tamam. Evet çok güzelmiş bence ama renginin hangi renk olduğunu anlayamadım ben arkadaşlar. Siz yazarsınız belki yorumlara. Gerçekten hangi renk olduğunu nereye? Yorumlara yazın nereye? Yani. Gri diye satıyorlar. Bak şimdi bir de. Bu ürünümüzün fiyatı 423 lira. Bence hak ediyor ya. Bence de hak ediyor. Koyu gri, dokuma astarlığı, kuru vaze, kapama bile... Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama... Böyle gidiyor ismi. Ne bulursa yazmış. Asi Bey, fotoğrafımı çeker misiniz? Çekeyim. Arkasını da çekelim. Ben çok beğendim. Herkes alabilir. Göz, kalp, emoji, erime. Ben çok beğendim. 5 veriyorum. Ben 4 veriyorum. Rengini anlamadığım için. Ben de 5 veriyorum. Merve Hanım gerçekten sonunda bir kıyafet beğendim. Ütülü olsaydı çok karışık gelmiş. Oradan 1 puan kırıyorum. 4 puan veriyorum. Ben 5 veriyorum. Gerçekten beğendim. Bu zamana kadar ilk defa bir şeyi onaylayıp hepimiz beğenip 5 verdik. Farkında mısınız? Asi Bey bu kadar mı çirkin çekebilirsiniz? Gözün bir yukarı bakıyor, bir aşağı bakıyor. Böyle çekmişsin. Kollarını kıvırsanız daha güzel olur. Ha, evet bir de kollarını kıvırıp bakalım. Oldu sanki. Çok kötü durdu bence. Evet yani böyle hayal etmemiştim ben de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Diğerine geçelim. Ya buna daha fazla devam edemeyeceğim. Çok çirkin. Açabilirsiniz. Dünyanın en manasız insanın vücudunu çirkin göstermeye odaklanmış kıyafeti. Daha kötü, bunu bir de giyerken o kadar çok can çekiştim ki şöyle dedim bak. Falan yani. Birazdan kendi kendine uçacaksın böyle. Evet, birazdan kanatlanacağım böyle, aynen. İyi giyememiş olabilir misiniz? Askıları aşağı inmiyor mu? Allah, nefes aldım. Oh. Sanki bu normalde böyle çünkü bu kıyafetler. Şöyle normal. Hiçbir şey yapmadın defol git buradan. Bunun takısı eksik. Asi Bey böyle mi dursun? Evet. Sizce güzel mi duruyor şimdi bu? İpini kısa yapmışlar herhalde. Yoksa orayı böyle ayakkabı bağcığı gibi durabilir. Merve Hanım nasıl duruyor biliyor musunuz? Böyle insanların üstüne böyle çiziyorlar ya boyayla. Aynı o şu an gördüğüm şey. Ne? Boyayla kıyafet çizmişler gibi Ahmet üstünde. Ahmet Bey ne alakası var şimdi? Şimdi size bir şey göstereceğim. Ne kadar alakalı olduğunu göreceksiniz. Şok geçireceksiniz. Hazır mısınız? Hı. Hazırız. Hazırız. 475 lira. 5. No. Korkunç Merve Hanım, korkunç. Bu elbiseyi yapmaya çalışmışlar, yapamamışlar. Elbisenin şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Bunu sonradan koymuşlar. Gerçekten çok büyük dolandırıcılık. Çok şuradaki büyük. Bak, ipin uzunluğuna bak. Bir de buradaki. Peki neden bunu? Madem buradan esinleniyorsunuz ve bunu böyle yaptınız, neden ipi bu kadar kısa yaptınız? İnsanlar almasın diye mi? Neden? Yani ne diyebilirim ki? Şey olmuş, çok hayaller güzel. Paris, gerçeklermiş. Beğenmedim ben. Merve Hanım gözüm ben kanadı. Türkçe kaydı çocuk. Kolları çok kötü duruyor. Mesela kollarını hiç koymasa bir tık daha iyi durabilirdi. Resmen vücudunu ne kadar çirkin gösterebilirimin kanıtı. Yani bu ablada da güzel durmamış ki bu yani. Güzel bir şey yapmak istemişler ama olmamış. Ürünün ilk görselleri kesinlikle kaldırılmalı. Sonda gerçek görseller olsa bile tüketiciyi yanlış yönlendiriyor. Şey mi diyecek yani? Wow diyecek ilk görselle sonra olur ya. Hadi bu olsun mu diyecek yani amaç bu mu? Böyle duran biri geliyor sonra karşısına. Sizin puan vermenize gerek yok. Bir yani. Arkasını da çekelim. Öndeki ip çok kısa. Tavsiye etmem. Değerlendir.
Ay kardeş, niye böyle oldu ya? Nereden bileyim ben? Ben mi bileyim? Arkadaşlar, eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve istediğiniz kıyafetleri yoruma yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye! Dönerim nerede benim? Dönerim. Dönerim. Hadi dönerim. Çık git buradan.